Böyle bir şey, acayip bir şey. Sen kalk Kocaeli'nde 5 tane gol ye, teknik direktörünü kovala, yenisini Avrupa maçından 3 gün önce göreve başlat. Ama depreme ve artçılara rağmen Avrupa'da tur atla. Olacak şey değil. Olursa da ancak Türkiye'de oluyor. Ama oldu. Galatasaray inanılmazı başardı. İşte Ali Sami Yen'de olanların çıplak gözle, ekran başındakilerin D-Smart'tan izledikleri o anlar. Futbolun acayip bir şey olduğunu ispatlayan dakikalar. İşte futbol böyle bir şey. Acayip bir şey. Bir stadı hem yas evi hem düğün evi yapan bir şey. Çıldırtan bir şey. Bordo'daki maç 0-0 bitmişti. Galatasaray'ın dün gece galip gelmesi gerekiyordu. Bordo, Ali Sami Yen'e geldi, maç başladı. Ama Galatasaray'ın maçın başladığından haberi yoktu. Galatasaray o golü yiyince maçın başladığını anladı. Anlayınca da asılmaya başladı. Asıldı ama işi zorlaşmıştı. Cimbom'a artık 2 gol lazımdı. O sırada Ali Samiye'nin kale direkleri de her nedense Bordo'yu tutuyordu. Orta sekti, ters vuruş, direkten döndü. Saat dediğine hükmedemezsin. Dur şu dakikada 1-2 gol atayım, sonra yine ilerlersin diyemezsin. O bildiğini okur. Samiye'ndeki de öyle yapıyordu. İlk yarının bitmesine şurada 3-5 dakika kalmıştı. Kalmıştı ki... Arda! Skor yine de Bordolulardan yanaydı. 1-1 onlara yine yetiyordu. İlk yarıyı böyle bitirmek istediler. Maçı rölantiye aldılar. O sırada rölativite kurallarını alt üst eden bir şey oldu. Top Keevil'in sol ayağına geldi. Keevil neredeyse evinin salonundan kaleyi gördü, vurdu. Topun nereye gittiğini gördünüz mü? Bordolular göremedi de o bakımdan. İlk yarı böyle bitti. Maç değil. Maç sanki 65'te bitti. O dakikada Arda bir tane daha yazdı. Artık tribünlerde sevinç, kulübede sevinç vardı. Galatasaray rahatlamıştı. O rahatlık suratlara yansıdı. Arda'nın golünden sonra Galatasaray maçı bitirdi. Soyunma odasına indiler, eve gittiler. Ama Bordolular İstanbul'da ikamet etmediklerinden sahada kaldılar. 73. dakikada da memleketlerine iyi haberi yolladılar. Ofsayt yok. Topalarda. Galatasaraylılar apar topar geri çağrıldı, sahaya sokuldu. Onlar daha dur ne oluyor 2 dakika ısınalım derken olan oldu. Olurdu tabii. İlim Fransız'ı Galatasaray'ın gözünün yaşına niye bakacaktı ki? Sami Yen'de resmen bir Bordo destanı yazılıyordu. İyi de Sami Yen'de geçerli resmi dil Türkçeydi. Yani başka dilde eğitim de olmazdı, destan da yazılamazdı. Sami Yen anayasasına aykırıydı. Kaleye Sabri! İşte bu gerçek, maçın başından beri doğru dürüst iki satır düzgün yazamayan Sabri'nin aklına o anda dank etti. Top kendisine doğru geliyordu. Dank diye vurdu, olanlar oldu. Üç dakika için iştah gülüştüler. Mükemmel iştahla Polat. Sami Yen destanı bu golle Fransızcadan Türkçe'ye döndü. Destanı tüm sarı kırmızılılar bir arada yazdı. Cimbom dün gece Avrupa'nın ilk 16'sı içine girdi. 8'e girmek için Hamburg'la mücadele edecek. İlk maç 12 Mart'ta Gurbet'te. İkincisi burada. Herkes Galatasaray yoluna devam edip turları geçerse
O turların sonunda finale kalırsa finalde gurbet ellere gitmeyecek. 20 Mayıs'taki final için yol yapmayacak. Artık vapurla mı olur, birinci köprüden mi olur, sadece karşıya geçecek. Bir destan da Saracoğlu'nda yazmaya çalışacak. Oradaki resmi dilde Türkçe.